Değerli dostlarım, hepinize selamlar. Hepiniz Çaylak Borsa kanalına hoş geldiniz. Bugün farklı bir içerikle sizlerle beraber. Sevgili dostlar, hepinize selamlar. Hepiniz Çaylak Borsa kanalına hoş geldiniz. Bugün genel olarak YouTube'a atacağım, katılı özel atmadığım videoyu çekiyorum şu anda. Bugün sizlerle Aksa Enerji anonim şirketi, Aksa'nın bilanço kalemlerine detaylı bir şekilde olmasa da temel seviye olarak hızlı bir şekilde bakacağız. Buradan öğrenmemiz gereken şeyleri sizlerle beraber öğreneceğiz. Şöyle özetlere bakacak olursak ilk olarak şirket şu anda 7-14 seviyelerinde. Yani 6-19'lardan neredeyse buraya gelmiş. 2 Kasım'dan bu yana, şu an 6 Kasım bakın. Yani belki de bilançoyu fiyatladı mı onu tam bilmiyorum ama dediğim gibi şu anda bu şekilde piyasa değeri defter değeri 1 gösteriyor. Ve FK 8-6, yani temel analiz açısından FK olarak istenilen bir seviyede ve piyasa değeri olarak da istenilen bir seviyede. Buradan yola çıkarak da bilançoyu inceleyebiliriz. Şöyle sizlerle bakacak olursak şirketimizin nakit anlamında bir azalma var burada. Ticari alacak anlamında bir artış var. Bu mallarını sattığı ama nakite çevirmediği anlamına gelecek. Aşağı doğru indiğinde likit yapı azalıyor. Tabii bir sonraki çeyrekte düzeltirse bunu, bu artış olacaktır. Ve buradaki azalış, burada aslında dönem varlık anlamında bir artış var ancak burada ticari alacak olarak yazılmış bilanço kısmına. Ve stok anlamında bakacak olursak da stoklarını satmış. Dediğim gibi burada ticari alacağı aldığında nakit anlamında nakite çevirir. Ancak dönem varlık anlamında şirketin dönem varlıkları arttığını açıkça görebiliriz. Bunun dışında şirketimizin duran varlıklarına baktığımızda, duran varlıklarında da şirketimizin ortalama 170-180 milyon civarında bir artış mevcut. Tabii bu artışlar bizim açımızdan iyi. Şöyle baktığımızda, yani ağırlıklı olarak maddi duran varlık, yani tesis, makine, cihaz anlamında algılayabiliriz. Bunun dışında maddi olmayan varlıklarda şerefiye, haklar vesaire, hak edişler olarak anlayabilirsiniz. Tabii burada bizim maddi duran varlıklarımızın artması şirket açısından her zaman daha iyidir ve burada da artmış. Yani tesis, makine, cihaz, yeni eklenen varlıklar açısından uzun vadeli yatırım anlamında bir yatırım yapılmış. Getirisi de tabii maddi duran varlığın uzun vadede bekleniyor. Genel hatlarıyla duran varlıkların getirisi uzun vadede, dönem varlıkların bir yıl içerisinde getiriye çevrilmesi anlamında bir beklenti oluşmuş. Burada da dönem varlıklarına, duran varlıkların artması da iyi bir şekilde sonuçlanabilir. Bunun dışında şöyle, şirketimizin kısa vadeli yükümlülük anlamında baktığımızda şirketimize ortalama bir şöyle bakalım, 312-247'den orada 60-70 milyon civarında bir kısa vadeli yükümlülük artışı var. Bunun 20 milyon civarı finansal borç, diğer finansal yükümlülükler vesaire de azalmış. Ticari borç anlamında da, ticari borçlar da azalmış. Diğer borçlar anlamında bir artış şu anda mevcut ve söz konusu. Bunun dışında dediğim gibi önemli olan buradaki borçların, yani borçların dışında bu aktif kısmının ne kadarı kaynaklarla karşılandı. Buna bakmamız bizim açımızdan daha iyi olacaktır. Şöyle baktığımız zaman burada uzun vadeli yükümlülük anlamında uzun vadeli borçlarında bir azalma var şirketin, hem de ciddi anlamda 300 milyon civarında. Bu bir şirket için gerçek anlamda bir finansal anlamda borç yükünden kurtuluş, bir ana para yanında faiz ödemesi anlamında bir kurtuluş anlamına geliyor. Yani artık şirketimiz finansal anlamda finans kurumlarına borcunu burada ortalama olarak söyleyecek olursam 27 milyon civarında bir finansal borç kapanmış. Bunun dışında artık buna göre yeni bir tesis için borç vesaire eklemezse 300 milyonun faiz ödemesi bu şirket için bir daha söz konusu olmayacak. Bunu kapatması şirket açısından iyi olduğunu söyleyebiliriz. Bunun dışında şöyle aşağı doğru inecek olursak bu yapının kaynakları nereden gelmiş? Yani bu yapıya, şu yükselen aktif toplamına bakacak olursak, bakın şöyle size göstereyim tekrardan. Burada olacaktı. Şöyle aşağı doğru biraz inelim. Evet, toplam varlık anlamında bakın ortalama ne kadar artış var? 300 milyon civarında bir varlık artışı var. Bunun ağırlıklı olarak büyük bir bölümü
öz kaynakla karşılanmış. Burada bu da tabii ki de bir şirket için istenen bir finansal durumu bize gösteriyor. Öz kaynakları da bu denli artması çok hoş bir tablo oluşturmuş. Dediğim gibi bakın şuradaki 2019'a 12 değil de 9'u alalım burada. Bakalım durumu karşılaştıralım öz kaynak anlamında. Evet, aynı dönem için öz kaynaklarını karşılaştırıyoruz. Bakın 2 milyar iken şu an 4 milyar. Neredeyse aynı yılın aynı çeyreğine göre öz kaynaklar %100 bir artış göstermesi bir şirket bu şekildeki bir politika için gerçekten güzel olduğunu açıkça görebiliriz. Diğerlerine de bakalım direkt arkadaşlar. Uzun vadeli yükümlülük anlamında uzun vadeli yükümlülükler aynı döneme göre biraz artmış. Tabii bir önceki çeyreğe göre karşılaştığımızda ciddi anlamda azalış mevcut. Ve bunun dışında toplam varlık anlamında baktığımızda da neredeyse %50'lik bir varlık artışı var. Bu da şirketin büyüdüğü anlamına da gelebilir varlık anlamında. Evet, şimdiye kadar bilançoda aşırı derecede bir olumsuzluk olduğunu söyleyemem. Yani şu anlık bir problem yoktu. Peki gelir tablosuna bakacağız ve daha sonra da sektörel analizini yapacağız. Dediğim gibi siz bunun için özel raporlar var Halk Yatırım Scorecard üzerine. Eğer yatırımcıysanız vesaireseniz onları okumanızı öneririm. Dedim biz sadece tablo nasıl yorumlanır bunu gösteriyoruz bu şirket üzerinden. Yatırım tavsiyesi olarak da algılanmaması bizim açımızdan önem arz ediyor. Satış gelirleri anlamında baktığımızda şirketin ana işleriyle alakalı satış gelirlerinde ciddi bir artış söz konusu ve bir önceki çeyreğe göre de ciddi anlamda bir artış satış geliri mevcut. Bakın şuraya ve şuraya pandemi süreci ve pandemi sürecinin toparlanması bu şekilde gerçekleşmiş. Bu gerçekten güzel ve bunun dışında şu anda bu toparlanmanın ardında 2019'da 9. çeyrek bilançosuna göre bir artış, brüt anlamdaki bir artış bizim açımızdan gerçekten iyi ve dediğim gibi 2020'ye 3. çeyrek bilançosuna göre de neredeyse %300'e yakın bir brüt kar var. Bu da gerçekten güzel bir potansiyel. Bunun dışında buradaki şu brüt kar anlamında en aşağı indiğimizde bakın şu şekilde dediğimiz gibi. Ve burada pazarlama satış dağıtım gideri açısından çok büyük bir gideri yok. Çünkü elektrik şirketi belli oranda belli yere direkt satış yapıyor. Artık satış yerleri devlet veya ülkeler olabilir. Bunu bilmiyorum. Direkt zaten enerji sektöründe öyle bir problem pek fazla yok. Genel yönetim anlamında genel yönetim giderleri 83 milyona çıkmış. Aynı döneme göre artmış. Bunu biraz daha kısmak her zaman şirket açısından daha iyi olabilir. Ancak artık burada ne yapıldı onunla alakalı detaylı bilgiyi faaliyet raporlarında belki bulabiliriz. Bunun dışında diğer faaliyet gelirleri, araştırma giderleri vesaire var. Bunlar araştırma gideri yapmamış. Zaten sitesine de birazdan girip sizlerle beraber Aksa Enerji'yi göreceğiz. Bunun dışında faaliyet kar zararı anlamında bakın işletmenin burada diğer faaliyet gelir gideri çok olmadığı için buraya atladım değerli dostlarım. Bu ikisini atladım. Direkt faaliyet karı anlamında bakın aynı şekilde şuradaki istikrar devam ediyor. En önemli olan bizim için bu. Buradaki bir de birkaç tane vergilere bir bakalım. Finansal giderlerine bir bakalım. Esas faaliyet dışı finansal giderler. Esas faaliyet dışı finansal gelirlere de bakacağımız zaman şuradan şöyle finansman gider öncesi faaliyet kar zararı. 747 milyona buraya gelmiş değerli dostlar. Şöyle aşağı doğru biraz daha inersek 747 milyondan sonra şurada bir esas faaliyet dışı finansal giderler oluşmuş. 600 milyon, 609 milyon lira civarında. Yani burada esas faaliyet dışı finansal giderler borç anlamında ödenen faizler vesaire olabilir. Bunlar da bu şekilde karşımıza çıkıyor. Vergi öncesi gelir ve giderler vesaire de var. Sürdürülen faaliyet vergi öncesi karımız 500 milyon civarında. Bir önceki yıla göre ciddi anlamda iyi durumda. Çünkü burada bakın borç azaldığından dolayı şu dönemde 609 milyona düştü dedik. Bunun tabii ki de borç ödemesi ona göre düşük olacağı anlamına geliyor. Ve şuradan sürdürülen faaliyet dönem kar zarar olarak da karşımıza zaten şu şekilde çıkmış. 80 milyon liralık da bir vergimiz var. Dediğim gibi 447 milyon ve en sonunda dönem kar zarar olarak da 447 milyon civarında karşımıza çıkıyor. Dediğim gibi bu giderin büyük bir potansiyelini ne oluşturuyor? Şuradaki esas faaliyet dışı finansal giderler oluşturuyor. Buna da dikkat çekmek bizim açımızdan önem arz ediyor. Dediğim gibi bu
tabloda bilançoya sahip olmak önceki çeyreğe göre güzel ve 2019'a 9 çeyreğine göre de gerçekten güzel bir tablo olduğunu karşımıza açıkça görebiliyoruz. Bunun dışında bu satışlar nereye yapılmış? Değerli dostlar, 4 milyar liralık satış yurt içine, 1 milyar liralık satış da yurt dışına ve bunun net yabancı pozisyon olarak şirket aynı çeyrekte eksi 1 milyar net yabancı para pozisyonundayken şu anda 14 milyona çevirin. Şuradan şuraya istikrar anlamında çok güzel ve şuradan şuraya da istikrar anlamında gerçekten güzel bir sonuç ortaya çıkarmış. Şöyle bir de sektör analizini yapalım şirketin ve Aksi Enerji'yi ufak da olsa bir bakalım. 2 kıta 5 ülke diyor. Yani arkadaşlar 1 milyon dediğimiz gibi yurt dışındaysa aynen bakın güneş panelleri de var burada şirketin normal santral anlamında da enerji üretim vesaire gösteriyor. Böyle birkaç tane tanıtım tablosu videosu koymuş. Enerji santralleri şu anda şurada tıkladığımızda detaylı bilgiye buradan bakabilirsiniz ve burada Antalya kısmında olması lazım burası. Ve burası şöyle Malatya tam burayı bilmiyorum da Şanlıurfa'daymış aynen. Bir de dediğim gibi burada neresiymiş? Bolu'daymış. Ve burada Kuzey Kıbrıs'taymış değerli dostlar. Şöyle baktığımızda bunun önemli bir kısmını okursanız sizin açınızdan iyi olur. Akse Afrika'da olmuş diyor. Ghana, Madagaskar, Mali yani yurt dışı satışlar burada. Bakın Madagaskar, Ghana ve Mali'de de var aynı şekilde. Burada doğalgaz, akaryakıt, hidroelektrik, rüzgar, lignit hepsi var. Buradan siz yatırımcı ilişkilerinden detaylı bilgi alıp faaliyet raporlarında okuyabilirsiniz. Şimdi sizlerle bir sektörel analizine bakacak olursak CTRL'e diyoruz. Aksen. Şöyle karşımıza çıkacak. Evet, sektörel bir analizini de yapalım sizlerle beraber. Karşımıza çıktı Aksen. Şurada şu anda arkadaşlar. Şu anki tablo güncel olmayabilir ama ben güncel şekilde söyleyeyim. Burada değerli dostlar piyasa değeri satışlar anlamında sektörüne göre iyi bir seviyeye sahip. Firma değeri fon yok olarak da sektörüne göre iyi bir seviyeye sahip. Piyasa değeri defter değeri olarak sektörüne göre gerçekten iskontolu ve kendi sektöründeki en iyi piyasa değeri defter değerine sahip. Bunun dışında FK anlamında FK'ya göre de sektörüne göre en iyi ortalamaya sahip. Öz sermaye karlılığı olarak da gerçekten sektörüne göre iyi durumda. Tabii sektörüne göre iyi öz sermayesini kullananlar da var. Aktif karlılığı olarak da sektörüne göre iyi durumda olduğunu söyleyebiliriz. Bunun dışında son 4 çeyrek net kar anlamında da iyi bir durumda. Sektörüne göre ikinci neredeyse ve 2019 yılına göre de gerçekten sektörüne göre şöyle baktığımızda şunlara iyi bir durumda. Ancak dediğim gibi şu ikisinde bir hata olabilir. Ona çok fazla bakmaya gerek yok. Dediğim gibi bu şekilde değerli dostlar incelemesi bu şekilde. Sizler de aynı bu şekilde analizlerinizi yapabilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Son olarak şunu bildireceğim sizlere. Buraya kadar izleyen varsa eğer. Şunu bir CTRL'e diyeyim. Ben bunu tam olarak hatırlamadım. Unuttum da. Bunu bir olmadı. Yenileyelim. Şöyle bir bakalım buna ya. Faiz, kur farkı, alım, satım, kar, zarar diyor işte. Yani arkadaşlar esas faaliyet dışı finansal giderler banka borçları vesaire olarak da algılayabilirsiniz. Aynen dediğim gibi şu anda herhangi bir problem yok. Dediğim gibi buradan bakabiliriz tekrardan. Evet burada. Aynen faiz gideri, kur riski vesaire olabilir. Dediğim gibi büyük ihtimalle bu alınan borçların giderleri olabilir. Dediğim gibi sevgili dostlar şu ana kadar her şeyi özetledik. Umarım beğenmişsinizdir analizimizi. Lütfen tekrar söylüyorum yatırım tavsiyesi olarak algılamayın. Sadece size bu bir yol göstersin. Hepinize hayırlı günler diliyorum.